Gelin çocuklar, gelin 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 gelin. Gelin 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 gelin. Geçin geçin geçin, oturun. Heh. Oturun bakayım, oturun oturun. Ne oldu baba ya? Şimdi bak oğlum, misafirler gelmeden önce sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ha. Ben ananızla evlenirken kimseden bir kuruş, ama bak altını çizerek söylüyorum, bir kuruş yardım almadım. Almadı. Düğündü, takıydı, evin eşyalarıydı. Bunların hepsini kendim yaptım. Yaptım. Anam, babam, elini sürmedi. Bak altını çizerek söylüyorum. Elini sürmedi. Sürmedi. Hatta babam, oğlum bir şeye ihtiyacın var mı diye sormadı. Sormadı. Peki ne oldu? Neticede bu beni olgunlaştırdı. Dırttırttı. Evet. Ay affedersin. Olgunlaştırdı. Genç yaşta hayata tutundum, daha da güçlendim. Ve o gün anladım ki aslında babam bana çok büyük bir ders vermiştik dediğini. Didirmir. Evet. Ve o gün artık babam sayesinde babacığım, hayatta baba... ve babam asla efendim. Babacığım tamam anladım ben. Her şeyi biz kendimiz yapacağız zaten. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Çok şükür. Ha. Oğlum ya anladım. Ben şimdi yardım etmek isterim de. Ya durumumuz yok oğlum. Yani ananla ben bir tek emekli maaşıyla yani nereye kadar? Tamam babacığım. Öyle vallahi nereye kadar? Ya bir de şimdi Kazımcığım bu kız tarafı biraz acele ediyor gibi geldi bana. Ha. Çünkü kız tarafında erkek tarafına geldiği nerede görülmüş Allah aşkına şimdi? Yani oldu olacak seni bizden istesin. Anne, anneciğim ne acelesi? Biz Çiçek'le 6 yıldır çıkıyoruz. Ay işte ama. Babası geldi dedi ki, aradı daha doğrusu. Dedi ki hani artık bunun bir adını koyun. Biz de ne diyelim, gelmeyin mi diyelim ya? Tamam. Oğlum Kazım, bunlar resmen seni kafesliyor ya. Ya ne kafeslemesi abi ya? Ya yengeciğim, mesela şimdi bak, siz 6 yıldır çıkıyor olsanız, hadi sizinkiler abime demez mi ki yani, bu bir şey adını koyun artık bu işin, yok öyle olmaz. Demez, demez. Bizimkiler zaten onu hiçbir zaman sevmediler. Halen daha da sevmiyorlar. Sağ olsun. Kimse sormaz bile. Tanımıyorlar ya kim? Ha. Neyse canım, neyse tamam peki. Zaten bakın ben bir şey söyleyebilir miyim? Zaten biz Çiçek'le konuştuk. Ha. Tamam mı? Öyle düğündü. Onların tarafı biraz düğün seviyor. Aha. Ancak biz konuştuk, nikahla bu işi bitireceğiz. Ha. Tamam mı? Tamam. Ama siz de bize biraz destek çıkın bize. Ya çıkarız oğlum bak, ya. Lütfen baba. Ya ne demek ya? Ayrıca düğün ne ya? Millet göbek atsın diye sen niye para harcıyorsun oğlum? Yaşa ya, şunu söylüyorum. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Ayrıca ya senin paran da yok. Ne yapacaksın yani? Arabayı mı satacaksın? Bak bana bak. Kazım sakın o arabayı satayım deme ha. Ya babacığım zaten daha yeni bitti kredisi. Nasıl satayım? Kazım anneciğim sakın kredi buredi de çekme. Çekme. Yok yok. Millet gelecek düğünde sefasını süreceksen gideceksin. 5 sene kredi borcunun cefasını çekeceksin. Çekeceksin. Sen kredi çekersen ben sana sütümü helal etmem. Anneciğim etmez, hiç etmez. Merak etme. Ne kredi yapacağım ne çekeceğim hiçbir şey yok ya. Tamam para harcamayacağız. Ama bak bak bir şey söyleyeceğim. Onlar geldiğinde de lütfen tek ağızdan konuşalım. Tamam. Tamam mı? Böylece bir nikahla bu işi çözelim. Bitsin gitsin. Nikah olsun. Mesele bitsin. Tamam. Tamam oğlum, tamam. Sen merak etme ya. Ayrıca düğün dediğindedir ya. Aman. Onun salonu bir dert, yemeği bir dert. Takısı milletin içinde o ayrı bir dert. Ne gereği var? Ya hiçbir gereği yok. Zaten düğün dediğin anne babaların isteklerini yaptıkları bir şova dönüşmüş. Tamam, yaşa, yaşa. Bahadır, bizim düğünümüzde de aynen bu konuşma oldu herhalde değil mi? Çünkü ben şu an anladım biz neden internet kafede evlendik diye. Değil mi? Yok bebeğim, biz internette tanıştık ya. He. Ona baksana. Geldiler, geldiler. Tamam, tamam, geldiler. Tamam, geldiler. Tamam, tamam. Sakiniz, sakiniz. Tamam. Tamam. Lütfen, lütfen Allah aşkına. Bak düğün müğün yok. Tamam. Düğün yok. Gel, kapıyı açarsın. Aşk. Aha, hoş geldiniz. Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Aman da kızım. Hoş geldiniz. Korktu değil mi? Nazım Bey, Nazım Bey. Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Çocuklar siz şöyle geçin. Buyurun Mesut Bey. Ya hoş bulduk, hoş bulduk. Bekledik, bekledik. Siz gelmeyince biz gelmedik. Bayağı bildiğim laf sokuyor. Nasıl geçti yolculuk? Harika, harika yolculuk. Harika geçti. Ya Hayati Bey, Allah aşkına kusura bakmayın lan. Ben sizi daha yaşlı bekliyordum. Siz bayağı gençmişsiniz maşallah ya. Öyle değil mi hanım? Gerçekten ben de görünce şok oldum. Hele Naime Hanım siz. Efendim? Gerçekten yani yüreğinizin güzelliği yüzünüze vurmuş. Dedim ilk bakışta dedim acaba anası mı ablası mı dedim o kadar. Ay maşallah kuş gibi. Ay
Nasıl efendim? Siz genç görünüyorsunuz. Maşallahınız var gerçekten. Sağ ol. Çiçek kızım sen nasılsın? Teşekkür ederim anneciğim. Aa! Ay anneciğim dedim böyle bir şey. Naime teyzeciğim. Ya de kızım de. Ağzına da yakışıyor vallahi maşallah. Çok sevdim. Çok bir sağ olun. Benim kızım bir tane. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim de oğlum bir tanedir. Oğlum sen kenarda kaldın ya. Böyle şey ya Hayati Bey. Şimdi bakın ne diyeceğim ben size. Ya bizim kız senden çok bahsetti. He. Ama yani Antonio Banderas'a da bu kadar benzediğini hiç söylemedi bize be. Vallahi mi ya benziyor muyum? Tövbe bismillah. Tıpkısının aynısı ya. Hanım bir Allah aşkına şuna bak. Bak bak ağzının yanına bak bak. Aynısı ya. Ya gerçekten hele gözlüğü çıkarınca birebir tıpkısının aynısı. Hık demiş burnundan düşmeyeceğim. Allah. Efendim neyse. Gelelim sebebi ziyaretimize. Gelelim. Şimdi efendim çocuklar birbirlerini görmüş, beğenmiş. Beğenmiş he. Uzunca yıllar çıkmışlar. Çıktılar. O da yetmemiş demişler ayrı eve çıkalım. Çıkalım ha. Dememişler ki bizim bir anamız var, babamız var. Kendileri var dememişler. Dememişler. Uzamış da uzamış. Uzamış da. Yaymış da yaymışlar. Yaymış da yaymış. Efendim durum böyle olunca bize dedik gelelim artık bu işin bir adını koyalım. Siz hiç merak etmeyin efendim biz Çiçek'le konuştuk zaten. Hiç problem yok. Birkaç aya kadar günü alıyoruz, nikahı kıyıyoruz, bitiyor bu iş. Sonra? Sonra da evlerimize dağılıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Ya damat. Siz bunu böyle düşünmüşsünüz de, Hayati Bey düşünmemişsiniz galiba. Nasıl yani? Ya bunu ben kabul etsem, Hayati Bey gibi örfüne, adetine, geleneğine bağlı biri bunu böyle düşünmez ki ya. Bu adamı hiç kimse düşünmemiş. Ya bu adam ailenin büyüğü. Büyüğü. Yol gösterici. Yol gösterici. Kanaat önderi. Bu adama danışmadan oldu bitti. Ya böyle olur mu? Böyle olur mu ya? Oldu bittiye getiremezsin. Kazım benim böyle şeylerden neden haberim yok acaba? Niye babacığım öyle diyorsun? Konuştuk ya seninle. Yok damat salağa yatma bak. Sen Hayati Bey'le konuşsan tepkisini gösterirdi. Evet. Ya bu adama yazık değil mi ya? Bu adamın hiçbir tanıdığı yok. Hiçbir akrabası yok. Hiçbir sevdiği yok. Ya bu adamın çevresinde bir ahırlığı var. Var. Var Kazım. Ve şu an kırıldım. Ben kırıldım. Ben sana kırıldım oğlum. Benim yetkileşim içinde olduğum bir sürü insan var. Sen bana bunu niye yapıyorsun Kazım? Ya Hayati Bey, kırılmakta o kadar haklısınız ki anlatamam. Bak mesela bizde erkek tarafı bir düğün yapar. Yedi ilde konuşulur biliyor musun? Ya böyle bir şey olamaz. Ama şimdi ben sizi zorlamak da istemem. Çünkü şuna karar verelim. Siz küçük ölçekli bir aileysiniz. Küçük ölçekli bir düğün yaparız yani. Yapamayız efendim. Asıl biz öyle bir düğün yaparız ki bırakın yediğini bizimki yeni coğrafi bölgeden duyulur. İnşallah. Biz yerel haber kanallarına çıkarız. Salonlara sığmayız da taşarız. Anne! Anneciğim! Bizim düğünde siz iki masaya sığdınız. Anne! Anne! Ay duymuyor beni annem. Öyle değil mi Bahadır? Sizin akrabanız yoktu. Bakkal geldi sizin akrabanız diye. Şimdi bebeğim, Hurşit abi aileden sayılır. Gelecek. Ya damat Allah aşkına biz burada düğünde ne yeriz diye konuşmayı beklerken... ...sen nikahtan sonra dağılırız falan deyince ben şok oldum ya. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Yani Hayati Bey gibi Allah'tan bir babanız var sizin. Yani böyle öngörülü, inanılmaz. Allah şahit, ben size baskı yapmak istemem ama... ...siz düğünde et mi tavuk mu yemek istersiniz? Nasıl? Ha düğün yapılıyor. Üstelik de yemekli yapılıyor. Bir şey söylesene Çiçek ya. Yani aşkım benim düğünde hiç gözüm yok. Evet. Ama babana ayıpmış. Ne yapalım? Tabii ki babaya ayıp ya. Hayati Bey böyle değil mi? Hayati Bey şu şanınıza yaraşır mı yani yemeksiz düğün? Bizim ailede hiç alışkın değil yemeksiz düğünlere biliyor musun? Şöyle yapalım. Eğer siz olacaksa bu durum... Biz karşılayalım. Kız tarafı olarak biz yapalım yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü anladığım kadarıyla gelir seviyeleri zaten biraz farklı. Sizsiniz farklı. Siz biraz farklı bir insansınız çünkü. Efendim bizim düğünlerimiz en âlâ hordon tabağıyla başlar. Ne tabak? Hordon tabağıyla başlar. Hayvanın sırt eti de ağzımıza girmeden bizim düğünler bitmezler. Allah Allah ben yanlış düğünde mi bulundum acaba? Bizim düğünde hordon tabağının içinde galitinden beyaz leblebi var
yaptı sadece. Öyle değil mi Bahadır? Sen bir şey söylesene ya. Bebeğim sakin ol. Sen diyettesin diye. Sus be! Ben resmen kazıklandım. Şu anda anlıyorum ben bu kazıklandım. Beni duymuyor bu kadın. Oğlum, olaylar hiç istenmeyen yere doğru gidiyor. Kazım. Senin bu işe bir dur demen lazım. Yani babacığım, biz Kazım'la hiç böyle bir düğün düşünmemiştik. Yani bizim kazancımız ortada. Yani bizim durumumuz buna, ne bileyim, öyle şaşalı bir düğüne. Ya kızım, olur mu öyle şey? Ne? Sizin arkanızda dağ gibi, kaplan gibi, aslan gibi, kapı gibi babanız var. Hayati Bey var. Hayati Bey, yani şuraya bir şey söyler misin? Bu ne diyor ya? Ha söyle babacığım, Allah aşkına. Sen ne diyorsun lan? Onu şey yaparız ya. Nihayetinde o da ben onu o hallolunur ya o. Nasıl hallolunur baba? Nasıl halledeceksin affedersin? Bütün bu yemekler memekler derken 40 binlik olduk zaten. Nerede o para, sende var mı? Bende ne arasın oğlum? Bende yok ki. Hiç olmadı. Ne olacak? Nasıl bulacağız? Onu şey yaparız. Olmadı arabayı satarsın. Ay tamam ya, tamam. Tavuklu yapak neydek yani? Ya tamam, bizim arabalar biraz şok olacak, olmayacaktı. Çünkü alışkın değiller, biliyor musun? Hiç ya. Neyse, ama açıklarız yani. Neyi açıklıyorsunuz hanımefendi? Tavuklu olacağını. Öyle mi hanımefendi? Ne öyle? Siz bize bir sordunuz mu, biz bir tavuğun ne demek olduğunu biliyor muyum? Ben görmedim ki hayatımda tavuk. Ben ağzıma tavuk aldı mı benim acaba? Benim hayatıma hiç tavuk girdi mi benim hayatıma? Hanımefendi. Biz sırt eti yemeden et yedik demeyen bir aileyiz. Babacığım. Biz seçiciyiz hanımefendi. Anneciğim! Anne! Anne! Anneciğim, sizin o seçici dediğiniz aileniz bizim düğünümüzdeki plastik tabakları kemirgen biri gibi aldı. Evine götürdü o plastik tabakları anne. Değil mi? Kemirgen. Ne diyorsun sen ya? Ya babacığım, anneciğim. Eyse biz bu işi biraz celallendirmedik. Şey yapalım olur mu? Biraz düşünelim bu meseleyi ya. Hemen acele karar vermeyelim. Tamam. İnsanları da heyecanlandırmayalım. Değil mi Çiçek? Sen ne diyorsun? Ha? Yani hayatım, benim ne etli yemekte ne de 9 katlı pastada asla gözüm yok. Yaşa, yaşa tatlım bunu. Ama baban kapı gibiymiş. Ne yapalım artık? Oğlum bak. Sen bizi anlamadın bak. Bizim derdimiz... Evet. Bizim kızımız seni mutlu etsin. Evet. Sen de bizim kızımızı mutlu et. Ama örf adet de geleni bulsun. Şimdi Hayati Bey gibi bir adam namını tahı töreninde göstermesin mi? Değil mi yani? Göstermesin mi? Acaba baba olarak bunu yapmayayım mı ben ya? Benden gelinime 5 Trabzon vurması. Ne? Ne kadar şanlı bir adam ya! O burma kadayıf değil. Bildiğin altın, altın. Benim fazla mı geldi ya? Vallahi ben de düşündüm. Dedim ki kız tarafı olarak ben de tahı seti takacağım. Çünkü bizim ailemizde en az bu yaraşır, biliyor musunuz mu? Ben de damadın annesi olaraktan 10 kelepçe bilezik takacağım. Ne? Bana bu yakışıyor. Ne? Evet. Zaten yemeğiyle bilmem nesiyle şimdi söylediklerinle 100 binlik olduk. Ya hayatım çocuğum, arabanı satarsın, kredi çekersin. Zaten faizler de düşmüş. Ben... Ayber çok gaza geldi, beni tutma. Ver şu bileziği. Buyurun, ay ben de... Ne oluyor ya? Bileziğin ilk taksidi şöyle takayım ben size. Bileyim, sakin ol, sakin. Sen bilezik sevmiyorsun diye. Sakin ol bebeğim. Evet, her şeyi tatlıya bağladık. Oldu bitti ya. Oldu bitti. Oh! Ya ben diyorum ki, tabii bunu erkek tarafı yapar da... Hazır gelirken ben yüzük getirdim yanıma. Ne? Bunu da takalım, olsun, bitsin bu iş. Sen ne diyorsun Mesut Bey ya? Ya burada ben... Ya oğlan tarafını temsil eden babası olaraktan. Lütfen. Orada bir yüzük takılacaksa, o yüzüğü ben takarım. Hayati Bey, sen ne şanlı bir adamsın ya. İşte. Baba, nasıl takıyorsun o yüzüğü sen ya? Şu şekilde, Bahadır, yüzüklerinizi verin lan. Gasp bu! Bu gasp bu ya! Baba, ne oluyor ya? Ay, inanamıyorum. Ailenin yadigarı yüzüğü bizimkilere takacaksınız. Bize de bu yakışır. Bize de bu yakışır. Çek bir şey desene! Ay ne diyeyim hayatım, yani benim şu an hiç yüzükte gözüm yok ama baban şanlıymış. Alo, alo polis istasyonu.
Hayırlı uğurlu olsun. Ya Hayati Bey, beni hiç şaşırtmadınız ha. Yok. Bu nasıl büyük bir duruş? Bu nasıl bir feraset yani? Ya, gerçekten öyle. Neyse biz hadi gidek. Yolumuz uzun biliyor musunuz mu? E gidelim, zaten iki haftaya kalmaz düğün de olur. İki haftaya mı kız? Ha? Ya şanlı Hayati Bey. İki hafta çok değil mi ya? Ya iki haftayı kim uyduruyor arkadaş ya? Ben nasıl bekleyeyim iki hafta? Bu hafta sonu yapıyoruz, bitti. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Benim sizden öğrenecek çok şeyim var. O zaman Maldivler'de balayını sonra konuşuruz. Onu hallederiz sonra. Ha, hadi, hallederiz. Hadi. Buyurun efendim, hadi buyurun. Buyurun. Vallahi çok... Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Konuşuruz, konuşuruz. Anam, anam. Allah. İyi günler, iyi günler. Hadi. Evet, hafta sonu düğünümüz var millet. Aman. Hayati, ne yapacağız Hayati? Kazım oğlum, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yok, yok. Madem sevdiğim kadının ailesi de böyle istiyor. İstiyor. Elden bir şey gelmiyor. Gelmez. Gelmiyor tabii. O zaman ne olacak? Bir takım fedakarlıklar yapacağız. Yapacağız. Ne yapacağız? Ayrılacağız. Ayrılacağız. Ne? Nasıl ayrılacağız oğlum? Öyle o kadar basit mi lan öyle ayrılmak falan? Lan bir buluşmada 150 binlik olduk. 150 binlik. Daha devamında ne oluruz ki? Çiçek! Bekle bir dakika oğlum. Hemen öyle bırakma. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.